Teknolojiden anlamayan adamdan herkese merhaba. Bakın, asli görevlerimizden bir tanesi olarak çöp atacağız. Bir yandan da Ekin de ne yapıyor? Çiçeğli bilekiği gezdiriyor. Biz bir şey tanıtacağız ama ne tanıtacağız bilmiyorum. Sabahleyin ekip klima kumandası falan diyor da tam anlam veremedim amacının ne olduğunu. Ama bakacağız. Çöp torbası da patlamak üzere. Ben vlog yapa yapa geliyorum. Yine mi araba geldi oraya? Dönebiliyor mu bari bu sefer? Evet. Kaç kilo lan bu? Ne? Kaç kilo bu? Acaba? Ne yapayım? Çöp nasıl atılır? Tam ikin kolluma vlog başlıyor bak. Elimde patlıyordu. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun? Tam bir gerizekalı şu siyalı. Tamam. Biz ne anlatacağız ki Ekin? Klima kumandası tanıtacağız bugün. Nerede? Almadın mı? Hayır. Ben niye alayım ki klima kumandasını? Bak. Ulan kamerayı al dedin, içinde kart yok. Evet. Onunla geri döndüm, kamera kumandası. O zaman biz ofise dönünce devam ederiz. Yo, şey yaparız ya, anlatırız. Beyaz. Yorum yapıyoruz ya, biz çok ciddisiniz. Niye örseliyorsunuz bizi diye birkaç arkadaş var da. Geçen günkü muhabbete dönüyor, benim blog çektim. Emoji kullanmıyoruz yazarken. Onda. Yoksa bir sıkıntımız yok. Niye emoji kullanalım ki? Zorunda mıyız? Sen kafa nereye soktun yine ya? Evet, köpekleri işemeye tabiri caizse işesinler sıçsınlar diye bekliyoruz. Hadi Bileki, hadi koş! Duygusal gezdik ya. Nereye koş? Nereye koş? Geçişiyor. Ne var? O zaman teknolojik bir gelişmeden haber verelim bari bugün. Ne madem olmuş? Vlog yapacağız. Bunu hemen yayınlıyor muyuz bugün? Yarın yayınlıyoruz. Bugün video koyduk ama. Ha, doğru diyorsun, yarın. Yarın yaparız. Teknolojik gelişme bulamadım şu an. Bugün teknoloji gelişmedi. Ya şey oldu. Facebook'taki ifadeler... Ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun kız? Kitap çıkarmış değil mi? Kavgam diye. Evet. Evet. Ben düşünüyorum bir şeyler oldu. Facebook'taki bu ifadeler değişti ya. Evet. Çok evlek olmadı mı onlar ya? Bilmiyorum, bana çok tırt geldiler. Bu şey gibi. Niye değişti peki onlar? Abi ben daha köşeli şeyler seviyorum galiba. Böyle Facebook'un bana bir tırt geldi onlar biraz. Zaten çok kullanmıyorum. En fazla yani gülücük bazen yani. Bazen gülücük olan da bir kere kullandım, böyle eblek gitmişim gibi hissettirdi beni. Hoş değil. Ben bir tek bardak falan, fincan mincan şey yapıyorum. O da hazırda diye. Bir de Boom kullanıyorum ben. Boom, Brofist. Öyle. Çok saçma evet. Teknoloji gelişmeler var ile. Evet. Muhteşem teknolojik gelişmelerle karşı düşünüyorum işte. Instagram'da bir şeyler oldu mu? Instagram'da bir şeyler olmadı ya. Ha, Instagram'da şey oldu. Hani bir akış vardı ya herkesin, mesela Barış Akpınar bir şey paylaştı 4 saat önce. Artık o şey kalktı. Ya evet. Random akış oldu. Tabiri caizse bok atardı Instagram. Niye öyle oldu? Ben de dün açtım, hatta ne zaman bu, ne zaman paylaşıldı ki bu falan dedim. Aynen, ben de Tibur'a fotoğrafı gördüm dedi. Dedim hangi fotoğraf? Yani girip profiline bakınca görüyorsunuz. Çok aslında saçma da oldu. Bir yandan da iyi de oldu. O peki iyilerin ama, iyi ama neye göre neye göre gösteriyor ki acaba? O işte bunu bilmiyorum. Hani kime çünkü iyi, kime yani hani bilmiyorum. Çok atıyorum 100 like'tan sonrasını mı gösteriyor? Aynen. Ya favori şöyle... olanları mı gösteriyor? Neyi gösteriyor yani? Heh, işte. Yani madem iyi oldu, herkesin yüksek takipçili takip ettiklerimiz dönüp duracak ya mı yani? Bir de mesela benim acaba fotoğrafı görmeyecek. Bir de şöyle yani. Bir şey var. Benim mesela ilk defa, ben tabii sizin kadar çok fotoğraf paylaşmıyorum. Ne kadar çok paylaşırsan o kadar çok takipçi geliyor neticede. Her sosyal medya platformunda olduğu gibi. Ama mesela Instagram'da Ceza'yla paylaştığım bir fotoğraf vardı ya, hı-hı, röportaj fotoğrafı. O mesela 1000 like'ı geçti. Dedim ki tamam, normal Ceza çünkü. Yani yanında ünlü varsa o like artıyor. Sonra mesela benim tek bir fotoğrafım vardı, o fotokopi mevzusu. Hı-hı. O da mesela 1000'i geçti. Bu aralar fotoğraflarımda mesela like'da bir artma var ve bunun ben takipçiyle alakalı olduğunu sanmıyorum. Çünkü yani normal işte 11 bin falan öyle bir rakam. Yani o sanki böyle daha fazla kişiye mi gösteriyor acaba? Keşfet kısmına mı çok düşüyorsun acaba? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Fikrim yok. Ya, algoritmasını anlamıyorum, bilmiyorum. Yani ben çünkü bilsek ona göre hareket ederiz, emin olun. Yani niye hani, etmeyeyim ki? Niye etmeyelim ki? Gel kızım, gel asfaltı yalama. Dur şunu biraz çayır, çimene sokalım. Asfaltı.
Hah, hadi bakalım. Hop. Peki ne gibi etkiler oldu şimdi? Olur ya da Instagram'ın böyle olmasının. Hani ilk akla ne geliyor? Ne bileyim lan, bana mı soruyorsun? Bilmiyorum. Reklamlarla alakalı bir bağlantısı olabilir mesela bu iş. Bana da öyle geliyor. Yani anca reklam style'a... Ne olur ya? Reklam style'a bir şeyler olabilir. Atıyorum şudur mesela. 5 liralık reklam basarsın, daha fazla insanın önüne koyuyorum der. Yani keşfette daha fazla tutar. Artık Facebook sayfaları gibi olacağız yani. Aynen. Aslında tabiri caizse boka sardı. Niye öyle oldu? Yeni başlangıç, bilmiyorum. Çok çekin oluyor ama. Ya bu arada bir şey söyleyeyim. Hani arada bazı arkadaşlar şey diyor ya, daha çok teknik bilgi verseniz falan filan diye. Burası o yok. Hani teknoloji anlamıyor falan ama diyor. Ama şöyle. Anlamıyor. O arkadaşları da ben haksız bulmuyorum. Çünkü biz neticede kaç yıllık? 3-4 yıllık kanalız. İlk Timur'la başladığımızda o arkadaş takip etmiyordu bizi büyük ihtimalle. Bizim kafa hep buydu. Aynen. Sonra işte Ekin eklendi. Tavrımızda, tarzımızda yine bir değişiklik olmadı. Ya yani bizim olayımız bu. Ama onlar da mesela başka kanallarda başka türlü şeyler gördükleri için buraya gelip yine o bekledikleri şeyleri görmek istiyor olabilirler. Ama 3 yıl önceki, 4 yıl önceki halimizi bilmedikleri için, kanalın tavrını bilmedikleri için istiyorlar büyük ihtimalle. Burada şey şu ya, hani zaten normal takipçiler biliyordur da, bilmeyenler için konuşuyorum. Yani alınır mı alınmaz mı, güzel mi değil mi, ben beğendim, Barış beğenmedi mesela. Günlük hayatında işine yarıyor mu? Ha, yani hiç burada herkes, yani şöyle diyeyim, teknoloji konusunu konuşan vloggerlar aslında. Teknoloji uzmanları, teknopatlar değiliz biz. Öyle söyleyeyim. Deli gibi teknoloji delisi de değiliz. Timur abi hariç. İşimiz var, gücümüz var. Evet. Bak tutsana şimdi, şunu Çiço. Bir, şu şey yakala. Oldu. Bakayım ne olacak acaba. Yalnızlık. Çiço. Çiço. Ne yapıyor ya? Ne oluyor ya? Sen ne yapıyorsun? Pitbull oldu. Böyle şeyler işte. Bugün de vlog olsun bari. Bu arada bir duyuru da yapayım. 01 diye bir dizi var. Adana'da çekilen dizi, internet dizisi YouTube'da. Ha, sen geçen gün paylaştın onu. Aynen. Yani izlemeyen varsa izlesin. Ha, şöyle bir şey söyleyeyim. Küfür var mı? Var. Hani bip var mı? Yok tabii ki de internet olduğu için. Onu da bakarsınız. Hani böyle son seste... Kaç da... Elindeki tasmayı düşürdü. Zekalı ne zaman ne yapacağım belli olmuyor ki biliyorum. Bu böyle bir de bir koşmaya başlar. Sen nereye kadar koşar buradan yani bu salak? Aa, orada bir ama şey var. Ama bırakırsan koşmaz. Ha? Bırakırsan koşmaz, tek başına korkuyor. Şey, yani kaç dakikalık dizi? Yani 10-15 dakika falan yani. Tadında. Ya ilk bölümü çok güzel vardı. Ben beğendim. Islak tasmayı tuttum. Böyle. Hadi kendinize iyi bakın. Böyle bir vlogdu bu. Timur Akkurt yok. Timur Akkurt dedi ki Muhammed Ali'nin cenazesine gitsem mi acaba dedi. New York'a biraz uzakmış. Kentucky'de yapılacakmış. Kentucky Güney. Buradan Muhammed Ali'yi de tabii ki de saygıyla anıyoruz. Kendisi sporculuğundan öte konuşmaları, verdiği mesajlar çok... Irkçılığa karşı duruşu. Evet, ırkçılığa ve savaşa... Vietnam'a karşı duruşu. Vietnamlı insanlar bana hiçbir zaman zenci demeyip demediler, beni aşağılamadılar. Ben niye Vietnam'a gidip savaşayım, saldırayım ki, savaşayım ki dedi. Sonra 5 sene hapis, 10.000 TL. İflas etti falan ondan tabii. Sonra. Joe Frazier da kendisini ilk yenen boksördür. Sonraki bütün rövanşları Muhammed Ali aldı, ayrı konu. Ama bir kere ama Joe Frazier'ın kulağına maç boyunca çok acayip küfretmiş. İşte böyle aşağılamış sürekli. Ya onu yapıyormuş ama bilerek. Bayağı sinirlendirip sinirlendirmek şey, için. Gardını düşürmek için, evet, taktikleri varmış. Joe Frazier'ın biyografisini de okumuştum. Olsun. Will Smith'in Ali Lee'de filmi var. Orada izleyip öğrenebilirsiniz. Ben izlemedim Ali'yi. Ben de izlemedim, biliyor musun? Akşam izlesek mi? İzleyeceğim. Dün gaza geldim böyle. Ben spora başlıyorum bu arada. Muhammed Ali demişken diyorsun. Evet. Gideceğim yerde isim vermeyeyim şimdi. Belki sonra veririm. Otur kızım hadi. Ya da Instagram'ı takip ediyorsanız görürsünüz. McFit'e evet. Gideceğim. McFit'e ya. Ne kasıyorum ki bu kadar, ne olacak ya? Parasını veriyorum, gidiyorum ya. Niye bir saklama geliyor dedi. Ben de bilmiyordum bir anda. Ondan sonra oraya başlayacağım. 2 ay makineyim, 2. Hadi bakalım. Bak, gazı aldı burada. İyi bakalım, kolay gelsin diyelim o zaman. İyi madem. O zaman hadi kendinize iyi bakın, böyle de vlogtu. Yarın da klima kumandası inceleyelim biz. Olur. Hafta içini böyle tırıvırı şeylerle geçiyoruz. Hafta sonu vakit atom inceliyoruz da. Bu cumartesi atom parçalayacağız. Bakalım hidrojen patlıyor. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bu arada hakikaten hani böyle yorum kısmına konuşun.
Ya gülücük mülücük kullanmıyoruz ya, çok böyle hani atar böyle, yok burunları kalkı falan filan muhabbet de olmasın. Hoşumuza gitmiyor. O yüzden mesela bu videoyu çekme gereği duydum. Rahat olun, rahat rahat yazın, rahat rahat cevap veriyoruz zaten. Ha, hepsinin altına benle dalga geçen herkesin altına bilmeyen gayet veriyorum. Olabilir, yeni gelmiş olabilir, istediği şey yazabilir, biz de ona cevap veriyoruz. Hadi o zaman ya, yine kapanamayan bir vlog oldu. Aynen. Kendinize böyle bir şey. Bakın. Aklınızda soruları varsa tabii ki de yorum kısmına yazıp sorabilirsiniz. Hadi bakalım gidiyoruz. Hop. Hadi hop. Köpeklere beygir muamelesi yaptık. Ho! Avur! Ya. Ya golden. Ya golden. Ya golden. İlk goldenlardan çıkıyor. Ne yapıyorsun? Senin var ya atağınız. Aklım aldı.